Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri. Eee Allahumme barik lena fi ve Şaban ve belli Ramazan diye efendimizin tefsir buyurduğu Ramazan'a ulaşmış bulunuyoruz. Bugün ilk iftardayız. İlk iftarımızı muhterem üstadımız Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile huzurlarınızdayız. Bu sohbette sevincimizi, heyecanımızı, duygu ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız. Efendim e, Zaten esas ilk iftarda sorumuz hem dinleyicilerimize hem izleyicilerimize bu Ramazan-ı Şerifi nasıl değerlendirmemiz lazım? Bu mübarek ve kutlu ayı kendimize layık, Allah'a layık bir kul, Habibi edibine layık ümmet olabilmek için nasıl bir Ramazan düşlenmemiz lazım efendim? Çok muhterem hocamız, çok muhterem kardeşlerimiz evvela bizi Ramazan-ı Şerifi e mülâkâ eylediği için Cenab-ı Hak sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Buyurduğunuz duada Allah'ın barik lena ve Şaban demek ki bu iki ay bir hazırlık oluyor. Ruhen hazırlık, kalben hazırlık. Ramazan-ı Şerif çünkü mübarek Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tecelli ettiği bir ay ve bu müminlere de büyük bir lütuf, büyük bir ihsan-ı ilahi. Rabbimiz bu sene de maneviyat baharı olan elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdı. Rabbine şükürler olsun. Demek ki bu mülaki olmamız için bu iki ay geçti. Ruhen inşallah hazırlandık. İnşallah Ramazan'ın şeyi bir vecd, istirak ve bir takva üzere ifa ederiz inşallah. Yine bu takva üzere ifa etmemiz yine Ramazan'ın son, Ramazan son günü, Ramazan'ın son gününe, Ramazan'da da Ramazan'ın son günü hazırlık yapacağız. Çünkü orada 80 küsur seneye bedel. Bir Kadir Gecesi evet. olacak. Hatta bunu gün hesabını vurduğumuz zaman 30 bin geceye bu oluyor. Yani bu e, aşağı yukarı 30 bin geceye yaklaşıyor. Evet. Demek buradan şunu göreceğiz, iki şey göreceğiz. Demek ki Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'e nasıl bir muhabbeti var? Resulullah Efendimiz'e olan muhabbeti sebebiyle biz de büyük bir, bir lütuftayız. Yine biz bunun için ne kadar bir Resulullah Efendimizin e, izinden gideceğiz. Yani Rasûlullah Efendimiz nasıl bir Ramazan-ı Şerif yaşadı? Bize o şekilde bir Ramazan-ı Şerif yaşamayı inşallah canım lütfeder gayret ederiz, inşallah. Efendim şöyle arz edeyim. Şimdi biz e, Peygamber Efendimiz Miraç gecesi bize namazı getirmiş. Evet. Ve namaz hem Miraç'ın hediyesi hem de namaz müminin miracı buyurmuş. Evet. Biz de bizim kültürümüzde de Ramazan'a oruç ayı diyoruz biz. Oruç, evet. Kur'an ayı. Evet. Oruç ayı oruç ve da bir manada orucun türkçeleşmiş şekli. Evet. Bu da bir miraç. Evet. Dolayısıyla böylesine bir e, oruç ayının, oruç ayının, miraç ayının Müslümanda meydana getirmek istediği kişilik ve kimlik nasıl olmalı efendim? Efendim Ramazan-ı Şerif Kur'anla bir hemhal olabilme, hayatımızı Kur'an-ı Kerimle istikametlendirme. Bu hakikaten bu gönlümüzün baharı olur. Cenab-ı Er Rahman Alemel Kur'an Halekal insan Alemül Beyan buyuruyor. Yani demek ki burada Kur'anı Rahman Kur'anı öğretti, insanı yarattı. Demek ki insan Kur'anla istikamet bulacak ve huzur bulacak ve bütün problemlerini Kur'an-ı Kerim'le halledecek. Ve Kur'an-ı muhakkak şerhi de sünnet-i seniyedir. Evet. Yani hiç kimse diyemez ki benim şu problemim var da bunun ben çaresini bulamıyorum diyemez. Çok basit bir şey söyleyeyim. Bugün en çok psikiyatrik rahatsızlıklar var. Var asıl saatte bu yok. Yani sallallahu aleyhi ve efendimiz her türlü problemi Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde, sünnet muhtevası içinde elhamdülillah selamet çıkardı. Bir mümin de kalbi dergah haline gelebilirse hem kendisi huzura çıkar hem de etrafına bir huzur verir. Cenab-ı Hak diyor, biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminlerin şifa ve rahmettir. Yani Ramazan'da indi. İnşallah Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'in şifasını ve rahmetine daha çok Cenab-ı Hak lütfeder, nail oluruz inşallah. Bilhassa bugün dünyayı görüyoruz. Dünya büyük bir vahşet yaşıyor. Belki böyle vahşet en iptidai toplumlara kılandı ve pikmede bile yoktu de bu da bir fiter hadisinin buyurulduğu gibi. İnşallah Ramazan-ı Şerif bu mahsun gönüllere bir huzur hali ihsan eder inşallah. İnşallah. Efendim tabi burada Ramazan ayı, oruç ayı derken esasında bir anlamda da buna empati ayı diyorlar. Şu anda evet. biz bir gafletten, aymazlıktan, vurdum duymazlıktan sıyrılarak Gazze'deki yavruların acısını, annelerin gözyaşını, babaların feryadını yüreğimizde duymamız lazım. Bir anlamda da Ramazan ayı böyle bir duyarlı, hassas bir mümin olma için bize bir fırsat olarak verilmiş. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? O, hocam efendim? hatta bir, size bir misal vermek isterim. Mesela Mekke devrinde, cahiliye devrinde Müslümanlara ambargo kondu. Üç sene bir mahalleye konu, giriş çıkışlar yasaklandı. Fakat orada yani bir çocuk öldürülmedi. Bir kadın da öldürülmedi. Bir kadının tecavüz de edilmedi. Fakat yalnız bir açık hava bir hapishaneye sokuldu. Yani bugünkü durum hatta bazı müşrikler insafa geldiler. Oradan gizlice akrabalarını falan malzeme gönderdiler. Bugün onun çok daha beteri. Çok daha beteri. Çok vahşice. Bilmiyorum bunu acaba insanlık böyle bir zulmü kaç sefer gördü? Bizim de yapabileceğimiz Maddi imkan olduğu zaman maddi imkanlarımızı seferber etmek. Maddi imkanlarımız bugün herkes için mümkün değil. Fakat serlerde bilhassa bel müstafirine bir eshar buyuruyor. Cenab-ı Hak seherlerde ellerimizi inşallah semaya kaldırdığımız zaman o kardeşlerimizi unutmayacağız inşallah. İnşallah. Bu da bir zaruri. Sallallahu aleyhi ümmetini çok severdi. Bizim de ümmetine dua etmemizi arzu ediyor. Bu da bir sünnet-i Mekke'de olmuş oluyor. Tabii efendim burada gerçekten e, zaten sizin sık sık sohbetlerde ifade buyurduğunuz noktalar var. Mesela Şems-i Tebrizi'nin Hazreti Mevlana'ya söyledi: "Ya dünyada eğer soğuktan titreyen bir kişi varsa senin ısınma hakkın yoktur." Şimdi dolayısıyla komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir buyurmuş efendimiz. Evet. Böyle duyarlı bir Müslüman yani komşuyu komşuya zimmet demiş. Ümmeti diğer ümmete zimmet demiş. Böyle bir merhamet ve şefkat abidesi bir toplum oluşturmaya çalışıyor bizim dinimiz. Tabi burada esasında e, infak ve şey israf arasında gidip gelen bir hayatımız var bizim. Burada esasında Ramazan ayının bize öğretisi ne olmalı? Özellikle infak açısından, israf açısından bize Ramazan ayı ne öğrenmesi lazım? Ya da neye alıştırması lazım? Efendim, efendim. bir defa helalleri bile asgaride kullanıyoruz. Demek ki bir Müslümanın iktisatta bulunması lazım. Yani ne kadar iktisatta bulunursa o kadar infak edebilir. Kulül af Cenab-ı bir fazlasını ver buyuruyor. Rahmetli pederim Musa Efendi onu söylerdi. Oğlum derdi. Dolma Bahçe Sarayı'nda yaşasanız çok iktisatlı, muktesit bir hayat yaşayacaksınız. Fazla infak edeceksiniz. Şimdi zengine büyük bir nimet bu Ramazan-ı Şerif ahiretini hazırlıyor. Fakiri sevindiriyor, fakirin duasını alıyor. Fakirin dünyevi ihtiyaçlarını görüyor, fakirin duasını alıyor. Burada veren mi karlı, alan mı karlı, o da bahsi, bahsi diğer. O da evet. Evet, sanki burada veren daha karlı gibi ama fakat tabi burada ver de pintilik etmeyecek. Evet. Yani bir zekatla da kalmayacak çünkü Cenab-ı Hak uzun sadakat buyuruyor. Sadakaları ben alırım buyuruyor. Tövbeleri ben kabul ederim. Allah. Sadakaları ben ben alırım buyuruyor. Demek ki burada sadakaları, zekatları infak etmek lazım. Sonra Cenab-ı Hak yine bir çok ayet-i kerimede siz kendisine Allah'a adayanlara tercih edin buyur benim diyor. Onlar da taaffüf iffet sebebiyle hallerini arz etmezler diyor. Herkes onu zengin zanneder diyor. O tabi insanları arayıp bulun. Siz arayıp bulun diyor. Fakat arayıp bulmak için de senin kalbin rakik olacak, ince ruhlu, zarif insan olacaksın. Yani sen onu simalarından tanırsın buyuruyor. Yani kaba bir insan, hantal bir kalp, bu hassasiyeti göstermez. Demek ki burada takva da olacak ki, yani bir halini arz edene verilecek, halini arz edemeyenleri sen gidip bulacaksın. Ya, evet. Hem onu duasını alacaksın. Bir de üçüncüsü, daha yukarıda paylaşacaksın. Eshâb-ı olduğu yaptığı gibi. Olduğu gibi. Daha yukarı dördüncü İsar. O da İsar kendinden koparıp vereceksin. Nasıl asıl saadette bir kelle yedi tane komşusu dolaştı aynı yere geldi. Yine ya Ayşe dedi bu kurbanı dağıt dedi. Bir kurban efendim kesirdi. Akşam ne yaptın Ayşe deyince ya Resulullah dağıttım dedi. Yalnız bir kürek kemiği kaldı dedi. Ayşe dedi mi kürek kemiği hariç hepsi bizim oldu buyurdu. Ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dağıtmakla doyurmakla kendisi manen doyardı. Mesela beşte bir ganimetler gelirdi. Fakat huzur bulamazdı. Yani Ayşe vadim bu onu yani dağıtmakla doyurmakla efendimiz doyardı. Demek ki burada bir Müslümanın da bir üsve-i hasene Resulullah Efendimiz örnek karakter. Resulullah'a yaklaşabilmek için Zira ki sevdiğiyle beraberdi. İşte Eshab-ı bu hadisi duyunca dünyadaki huzurun ahirette de devamı için Resulullah Efendimiz her hali taklit etmeye başladı. Hatta İbn Ömer bir meydanda dönüyordu bir yere giderken. Ya dedi niye dönüyorsun? Ne var ki dönüyorsun dediler. Ya ben bir sefer Resulullah'ın döndüğünü gördüm dedi. Belki Resulullah birisine bakacaktı. Belki birisine bir şey soracaktı. Fakat öyle bir şey ki bir gövdenin gölgeye olan sadakati gibi de ı kiram. Onların zaman yayın zirveleri de o şekilde. Bir Bahattin Nakşibendî Hazretleri'ne baktığımız zaman nasıl Allah rızasının istikametinde yedi sene muzdarip hayvanları tedavi ediyor. Cerrahat hayvanı tedavi ediyor. Muzdarip insanları tedavi ediyor. İnsanların ve hayvanı yedi, yolları temizliyor. En yüksek derece burada aldım buyuruyor. Efendim, demek ki şuraya bağırıyoruz hocam. Evet. Bu bilhassa Ramazan-ı Şerif merhametimizi tezid eden bir bir aydır. Onun için Cenab-ı Hak hepimize bu hem merhametimiz inşallah artar. Yapabildiğimiz kadar ümmet-i Muhammed'in duasına oduruz inşallah. Ramazan bizim bir rahmet olur, bereket olur. Buyurun hocam. İnşallah efendim şimdi üstadımızın rahmetli Musa Efendi Hazretleri'nin ifade buyurdu. Dolma bahçede de yaşasanız Evet. yaşayacaksınız. Evet. Şimdi Evliyaullah bu konuda hep şunu söylüyor. Ya insan çok üretecek ama yalnız az tüketecek bir insan. Bak, zaten Allah kocaman bir vücut vermiş, ufacık bir ağız vermiş. Bunun iki manası var. Bir, çok düşünüp az konuşma gerektiği evet. için. Ama en önemlisi insanların vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketmesi gerektiği için. Evet. Zaten insan eğer ağzı kadar tüketse, vücudu kadar üretse zaten gelirleri giderinden fazla olur. Evet. Bundan dolayı şimdi Ramazan-ı Şerif'in bir başka özelliği daha var. O da İslam'ın beş tane taşıyıcı kolonu var. Evet. Beş tane temel evet. şartı. Bir de bunlardan zekat da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla Ramazan aynı zamanda zekatta da iç içe. Sadakayla, infakla da iç içe bir ay. Bu konuda neler söyleyebiliriz efendim? Efendim zekat mecbur zaten vergi. Evet. Fakirin hakkı. Yani Kur'an-ı Kerim'de bulunan sekiz yer imkanı olan bir kimin ortağıdır. Allah günü ortağın hakkını gasp edemez. Zekat vermemek budur. Hatta rahmetli peder onu da söylerdi. Zekat vermemek derdi. Zengin fakire hırsızlık yapıyor derdi. Ya Allah. In... Yani dulun hakkını çalıyor, öksüzün hakkını evet. çalıyor, yetimin hakkını çalıyor. Bir de çalıyor. rahmetli pederden bir sal vereyim. Bize o zaman çarşıdan meyve, sebze almaya şey yapardı. Hatta çok zaman Mısır çarşısında orada daha daha ucuzdu. Biz Mısır çarşısından Sultan Tepe'ye meyve taşırdık. Bunu çünkü Üsküdar'da beş kuruş daha pahalıydı. Onun için rahmetli peder, oğlum derdi, infak edeceksin, kendinden ne kadar tasarrufda bulursan o kadar infak edebilirsin. Ben hem yaşayayım istediğim gibi, yaşayayım istediğim gibi, bu, 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 olmaz bu. Bilhassa bugün, nerede bu israf çok had safhadır, israf var. Onun için Cenab-ı Hak'ta ayet israf edenler şeytanların arkadaşlarıdır. O ise Allah'a karşı çok nankörde vuruyor. Demek ki israf edenler Cenab-ı Hakk'a nankör oluyor. Şimdi bu bu zamanda bilhassa bir insan bu orada nasıl çoluk çocuk kız gazide doğranırken nasıl bir insan israf edebilir? Bellası Müslümanın farik vasfı vicdandır. Müsterih bir vicdandır. Mevlana'nın yine güzel bir şeyi var, Siz zaten Mevlana hakkında güzel e, radyoda şeylerde bulunuyorsunuz. Estağfurullah. Mevlana Hazretleri diyor ki, Ramazan geldi diyor. Artık maddi ihtiyaçlardan elini çek ki gökten manevi rızıklar gelsin. Aa, evet. Rahmet gelsin. Ruhani. Bu ay gönül sofrasının kurulduğu aydır. Yani ruhaniyet inkişaf edecek. Gönlün bedenin hatalarından kurtulduğu aydır. Yani kalpler takva ile müzeyyen hale gelecek. Gönüller aşk ve iman ile dolduğu aydır. Gönüller bir rahmet dergâhı olacak, merhametle dolacak. Mevlana ne güzel Allah rahmet eylesin. Fakat bir misal vereyim ben. Ayağı uyuşan bir kimse bir merdiven çıkamaz. Tabi bu gönlü uyuşan bir kimse de infak edemez. Evet. Onun için hocam oraya geleceğiz. Yani teskiye şart kat eflamen zekâ, kat eflamen tezekâ. Yani Ramazan'da sanki kirlenen iş dünyamıza karşı bir bir arınma fırsatı. Tabi burada oruçla bir teskiye oluyor. Peki bu teskiye ne olacak? Yani oruç nasıl bir kıvam kazanacak? Yani buyurduğunuz gibi midenin açlığı değil bu. Ne olacak? Bir de Allah korusun insana kanser, manevi kanser, kibir. Allah korusun. Cenab-ı İbadur Rahman Allah rahmetini tecelli etti kullar yani mütevazi olarak dolaşırlar buyuruyor. Bir defa gurur kibir bertaraf edilecek. İşte bunu Azim Hüdayi'de görüyoruz. Bahattin Nakşibendi'de görüyoruz. Şey, bütün şeyi ilk defa o beni kaldırmak, Ben'in yerine ya Rabbi sen o şey gurur kalkacak, kibir riya kalkacak. Çünkü tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok. İsraf kalkacak şeytanın arkadaşına Cenab-ı Hak buyuruyor haset kalkacak. Allah korusun bu da bir bir felaket. E, ee, kendini beğenme. Kalk çünkü ne vasıf var? Allah sana lütfetti. İhtiras kalkacak. İlahi taksime razı olacaksın. Öfke kalkacak. Cem gayzden öfken yutarlar buyuruyor. Allah'ın cimrilik kalkacak. O da mülk Allah'a ait. Allah mülkten cimrilik ediyor. Kendi tasarruf olarak verdi. Suizan kalkacak. Bir Müslüman Vela tecessüsü buyruluyor. Cenab-ı Hak istemiyor, suizan istemiyor. Kul daima hüsnü zanda bulacak, suizan bertaraf edilecek. Tecessüs, yalan, gıybet, bilhassa gıybet o çektir, çok, tehlikeli gıybet. Ramazan'ın o bütün şeyini götürüyor. Bunlar kalkacak. Bunlar kalktı ne olacak? Kalp şu güzel hasetlerin müzeyyen hale gelecek. Yani ne güzel ahlak. Nedir bu? Rasulların ahlakı. Tefekkür artacak. Yani bu cihan kevni ayetlerle dolu. Her şey kevni ayet. Her şeyde her şeyde ilahi bir azamet tecellisi. Efela yakkun efella tefekkun ulul elbap diyor Cenab-ı Hak. Tevazu artacak. Hak, hukuk, adalet artacak. Sabır artacak. Hak şinaslık, ihlas, bir emin el-emin ve es-sadık el olma şahsiyeti bir mü'min kazanacak. Edep ve haya, merhamet, cömertlik şefkat, fedakarlık. Netice bu şeyde kalp merhalelerine kat edecek. Efendim şimdi sohbet çok güzel gidiyor. Bir de edebi sufiler tarif ederken diyorlar ki ahlak hasenenin dıştan görünüşüne edep denir. Evet. Güzel ahlakın müminin hayatında görüntüsüne, davranışlarına yansıyan türüne edep denir. Şimdi dolayısıyla bizde her şeyin bir edebi var. Sofranın bile bir edebi var. Mesela yemen bile Gerçi sufiler öyle buyuruyorlar. Yani e, bir rabıta var. Biridin şeyhine rabıtası. Ama bir de sofranın rabıtası var diyorlar. Benim o çok hoşuma gidiyor. O rabıta da bir, sofrada sana ikram edilen her nimet sana münimi hakiki hatırlatacak. Allah hatırlatacak. Bir. iki sana ikram edilen nimetlerde de o, e, hiçbirisine layık olmadığın ezikliğini duyacaksın. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetlerle yaptığımız kulluğu kıyasladığımız zaman hangi birisini beğenmemeye bizim yüzümüz var. Allah hakkımız versin. var. Dolayısıyla bu ezikli duyarak yemek yiyeceksiniz diye. Şimdi burada esasında infakın da bir edebi var. Hocam Efendim, burada sadece şunu ben yapmak istiyorum. çok güzel bir noktayı şey yaptınız. Estağfurullah. Yani Sofiye'de gördüğümüz kalp vahhidi buluşacak zihni beraberlik kafi değil. Cuma suresinde beni İsrail aliminin durumunu bildiriyor. Kitap yüklü merkepler gibi diyor de Demek ki zihni bilgiler kafi değil. Vahi kaple bulacak ki beyler hafı vereceği olacak. Bu çok doğru. Tabi bu sofra edebinden bahsettiniz. Tabi bunu en başta gelen benim hatırıma gelen şimdi burada helal gıda olacak. Helal gıda olduğu zaman hem ruhaniyet verir hem de o sofrada yenle bir bir huzur hali verir. Efendim izin verirseniz çok önemli bir noktaya geldik. Estağfurullah hocam. Hele Ramazan ayında bu helal gıda, helal lokma üstünde de durmak lazım. Burada helal lokma dediğimiz zaman Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki lokmalar da tohum gibidir. Ee, nasıl tohumların meyvesi varsa lokmaların da meyvesi davranışlardır. Eğer diyor bir yediğin lokma seni ibadetle ata sevk ediyorsa bil ki o lokma helaldir. Onları hayatında çoğaltmaya çalış. Eğer bir yediğin bir lokma seni ibadet ve taatta tembelliğe ve Allah'ın yasaklarına teşvike doğru hareket ettiriyorsa o lokmalar haramdır. Ondan kaçının. Bu konuda müminin hassasiyeti nasıl olmalı efendim? Helal lokma meselesinde ne buyurursunuz? Hocam bir müminin şahsiyeti en başta iki şeyle şahsiyet meydana gelir. Bundan birincisi helal lokma. Çünkü ibadet buyurduğunuz gibi helal lokma ile olur. Efendimiz buyuru hacca gelir diyor. Karışıktır diyor, bozuktur diyor. Kazancı diyor. Lebek der, ona lale lebek denir. Retsin denir diyor. Demek ki burada birincisi e, demek ki gıdaya çok dikkat etmek lazım. Yine buyurduğunuz gibi Mevlana benden diyor bu seher diyor suna tulat olmadı diyor. Anladım ki diyor ağzıma diyor bir yanlış lokma girmiş diyor. Ha. Yine Allah dostlarından Hızır Aleyhisselam'ı davet ediyor. Hatırıma gelir belki ismi. Buyurun sofraya diyor. Hızır Aleyhisselam yemiyor. Efendim ne yemin? Helaldir diyor. Evet diyor helaldir ama diyor. Pişirenler gafletle pişirmiş diyor. Allah Allah. İş, iş buraya kadar gidiyor. Bir de hocam sokakta yiyenleri bir düşünün. Pişirin onu abdestin pişirdi imanı var mıydı? Hep buna bize tesir ediyor. Hatta bir hatıra anlatayım ben iyisi Bir zat vardı, avamdan bir zattı ama bir halk kültürü vardı kendisinde. Helva satardı. Saati de yoktu. Gece 12'de gelir, 11'de gelir. Önüne bir tepsi yemek getirdik. Bir de tatlı vardı. Dedi Osman Efendi dedi. Bu tatlıyı dışarıdan mı, içeriden mi dedi. Hayır efendim, içeriden dolu dışarıda bilemiyorum. Niye dedi? Çünkü dedi, dışarıda satılanlar vitrine ediliyor dedi. Vitrine edilen o gıdaların da kimsizler, garipler, yetimler için bakıp bakıp işlerini çekiyor dedi. alamatlar için. Bu da şifa olur mu size dedi. Üzerinde göz hakkı var. Göz hakkı vardı. Bugün ise mesela bizim çocukluğumuzda o zaman fırınlar yoktu evlerde. Maltız yakılırdı. Ancak börek, baklava fırına gönderildi bir sofra bize örtülürdü. Çocuğa da denirdi, götüren çocuğa aman oğlum fırından aldığın zaman bir parça kes de fırıncıya da ver çünkü göz hakkı var denildi. Hatta alınan erzaklar torbalarda götürüldü. Sonradan file çıktı. Velhasıl demek ki bu ayrı bir edepti. Demin bahsettiğiniz gibi. Evet. İşte, Tabii bugün bu ne kadar kaldı bilemiyoruz. Hiç kalmadı efendim. Nerede? Evet, hiç kalmadı. Şimdi evet hayatımız hep gösterişe. Dedikodu diyorlar ya, işte dedi evet. ki dedi diye ona göre yönlendiren bir hayatımız evet. var maalesef. Hocam bir de bu radyosuna ben benzetiyorum. Nasıl bir atom infilak ettiriliyor, radyosun veriyor. Bunun müsbet var, menfisi var. Fakat kalpten çıkan radyosun, bunun çok daha tesirlisi. Biz buna feyiz diyor, ruhaniyet diyoruz. Mesela Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sohbet ettiği zaman, sanki cemaat başımızda bir kuş var, kıpırdasak uçacak ederdi. Yine bir, bir Allah dostunun sohbetinde bulunduğumuz zaman onun kalbinin durumuna göre aldığı gıdanın da payı var. Ne yapıyor? Tesiri daha çok artıyor. Ne vardı eskiden dergahları giderlerdi. Eviyle problemi olan, işi bozulan o dergahta orada bir ferahlar, ruhaniyet alır, teselli olur, evine dönerdi. Yani gıdaya baktım gıda o kadar bir şey ki yani gıda bir röntgen gibi. İkincisi de beraber bulunduğu insan. Burada beraber bunun inkülü mesadıkın bu onların bir indikas oluyor. Demek ki iki şeye çok dikkat etmemiz lazım. Aldığımız gıdaya, ikinci beraber bulunduğu insana. Beraber bulunduğu insan eğer salih bir insansa, o indikasla tesir eder. Yok eğer fasıksa o fıs tesir eder. Efendim zaten i̇mam Gazali Hazretleri diyor ki sadece siz hastalıkları ve mikropları bulaşıcı zannetmeyin. Haller de huylar da bulaşıcıdır. İyi insanlardan size iyilik bulaşır. Kötülerden de kötülük bulaşır. Efendimizin hadis-i şerifi böyle emretmiyor mu? İyi insanlarla beraber olan, evet. satan insanlarla beraber olan gibidir. Evet. Onun güzel kokusu size bulaşır. Kötülerle beraber olan da demirci çırağıyla beraber olan gibidir. Onun isipası da size bulaşır. Hocam bir hatıra anlatacağım ben. Estağfurullah. Bu Sami Hazretleri'nin sohbeti bir sefer dinledim bunu. Bu Kıvni Mahsadık ayeti okuduktan sonra bir hadise izah etti. Ben de İstanbul'da askerdim dedi. Tabii bu da zaman Osmanlı zamanı. Beylerbeyi'nde eee bir zat vardı dedi. Adil Bey isminde dedi. keşfacık bir zattı dedi. Zaman zaman onu giderdim ben askerdeyken, onun sohbetini bulunurdum. Bir gün bana dedi ki, evladım Sami dedi. Ayasofya'da bir mevlüt okundu, Kur'an-ı Kerim okundu. Dünya lafı da konuşulmadı hiç. Fakat öyle bir hal oldu ki orada benim letaifler tamamen tıkandı. Sonra eve geldim, bir murafiye vardım, karşımda katı kalpli birisi varmış. Allah Allah. Oradan o inikas etti. Onun için Sakın sağım evladım kadı kalple gafil insanların yanında beraber olma, onlardan uzaklaş. Velhasıl bu kalpten kalbi bir akım var. Yani cez ve incizap kavrunu var. Hatta bunu mesela sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ravza'ya girdiği zaman bazı kişilerde alakadar olurdu. Mesela Zülbicadeyn vardı. Medine'den Mekke'ye mükerremede bir iki örtüyle geldi. Ayakta parçalanarak geldi. Hatta amcası dövdü onu. Sen Müslüman olmuşsun dedi. Üzerindekileri aldı. O şekilde iki parçayla geldi. Onun için Zülbicade'in gelsin dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem her ravzaya girişte ile bir irtibat halinde olurdu mane. Yine bu inne ekremek mindala etkaküm ayet-i et kerimenin sebebinin olan bir köle vardı. Bu, bu köleyle Sallallahu her ravzaya girişte bir inikas olurdu. Hatta bir gün göremedi. Sahibi nerede dedi kölen dedi. Efendim hasta dedi. Ekabir de, dedi hadi şimdi köle ziyaret edeceğim. O zaman o mümkün değildi bir köle ziyaret. Tekrar oldu, tekrar sordu. Yine efendim hasta dedi, sekerat hal dedi. Efendimiz hemen gitti, oturdu başında vefat etti. Efendimiz onun tekfinine kadar, gömülene kadar yanında bulundu. Şimdi Mekkeliler dediler ki biz bütün zorluklara katlandık. Fakat Allah Resulü bu köye daha çok itibar etti. Medinelilerde biz canımızı, malımızı, her şeyi bezlettik. Allah Resulü bu kölü bizden daha fazla şey yaptı. Bak burada anıldı ki inne ekremeküm indallahi Burada en keremliniz takva sahibi. Takva ne demek ki? Burada iki şey görüyoruz. Namaz biri. O köle şu şartı koydu. Ben dedi namazı izan okuyacağım, namaza gideceğim. Allah Resulü arkasında kılacağım. Demek ki namaz çok mühim hayatımızda. İnikas bakımından. İkincisi de Resulullah Efendimizle kalbi yakın yani rabıta. Rabıta çok mu? Hatta bizim Yaman dedi hocamızdı. Ya Allah rahmet eylesin. Bir gün talebe dedi ki ona, "Hocam siz de hep diyor Mevlana'dan bahsediyorsunuz." dedi. Oğlum dedi, "Mevlana beni elimden tuttu, Resulullah'ın kapısına götürdü." Allah Allah. Hatta Ferhat et yanım ya Resulullah bize o zaman tahtta yazdırmıştı. Ben lhasıl, hocam? iki şey. Helal gıda beraberinde bulduğumuz insan. Bilin bu bu iki şey üzerinde çok daha İnşallah. E, dikkatli olmamız lazım. Efendim bir e, bir şey daha. Tabii bu Ramazan empati ayı aynı zamanda Tabii. bizim açımızdan. Dolayısıyla Ramazan'ın ve de orucun bize kazandırmak istediği ister bireysel olarak tek tek hepimize isterse topluma kazandırmak istediği bir merhamet ve şefkat anlayışı var. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Hocam şöyle başlayayım ben. Her medeniyet kendi insan tipini inşa eder. O insan tipi de mensup olduğu medeniyetin vasıflarıyla vasıflanır. Karakteriyle bir ahenk teşkil eder. İslam medeniyeti ise insanlık tarihinde bir kere ulaşılmış bir zirvedir. İslam medeniyeti Resulullah Efendimiz'in inşa ettiği bir faziletler medeniyetidir. İnsanlık, merhamet, insaf, adalet bu medeniyete temaşa edilir. Harf hukukuna dahi dünyaya ilk defa İslam öğretmiştir. O zaman dünya bir harf hukuku diye bir hukuk yoktu. Bir de şu anda Gazze'de sergilenen korkunç zulüm ve vahşeti düşünelim. Bu sefil cahiliye zulmü küfrün muharref bir dinin mahsulüdür. Yani öyle bir şey ki yani böyle bir iftidailik o mağara devrinde klan ve pigme toplumunda dahi yoktu. Demek ki burada merhamet kalplerden kazındı. Merhamet nedir? Bize yine hocamız İmam Hatip talebeyken olmadı merhamet dedi. Vecede yücudu vicdanen. İnsanın kendini kendinde bulmasıdır. Yani insanlığın şiarıdır. Tabi bugün Medeniyet maalesef ismi medeniyet. Kur'an-ı Kerim'de 99 yerde Cenab-ı Rahman ve Rahim esmadı geçer. En çok geçen esmadır. Elhamdülillahi er Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demek ki bir mümin hocam merhametle dolu olacak. Yürek aliminden rahmet taşıracak. Bunun biz en güzeli, ecdadımıza görüyoruz. Sayısız vakıflar kurulmuş. Hatta hanımların bile kurduğu 1300 tane vakıf var. Hatta her vakfı kurmuş, vakfın da arkasından bu vakfın devamı için dükkanlar bağışlamış vesaire başlamış. O kadar incele gidilmiş ki mesela bu yeni camiyi yaptı Hatice Turhan Sultan Trabzon'dan bal getirilecek. Bazı gece bal şerbeti istediği kadar o balı içecek. Velhasıl Müslümanın farik vasfı merhamet olacak. Daima bir merkezleri cami yapılmış. Cami külliye olarak Evet, aşhanesi var, kütüphanesi var, sebili var, hamamı var vesairesi var. Yani cami kanalıyla, maneviyat kanalıyla hep hepsi, hepsi edilmiş. Yine merkezlerden ara sokaklarda da sık sık küçük mescitler yapılmış ki elektrik de yok. Sabah namazında, yatsı namazlarında ihmal edilmesi. Yani kalp bir ruhaniyetle dolsun. Bir kardeşlikle dolsun. Tabi bu Osmanlı'da da o kadar bu zirvenin mesela sadaka taşları. Yok dünyada böyle bir şey. Hatta gelen turistler bile o zamanlar, bir hayretle bunu ifade ediyorlar. İnsanlara olan vakıflar gibi hayvanlara dahi yaralı hayvanları tedavi etme vakıfları bile kurulmuş. Bir de bu vakıflarda şu olmuş. Yani gelen kişinin haysiyetine dikkat edilmiş. Mesela Fatih Vakfı'nda kapalı kaplarda yemek verilecek İstanbul fukarasına, şehitlerin hanımlarına, gecenin loş karanlığı dağıtılacak. Kime, kime gittiği, kimin getirdiği belli olmaz. Yine tabi burada öyle bir şey ki, bu fakiri Allah korusun bazıları hor görür. Bu çok tehlikeli bir şey hocam. Biz Azıman Hüdai Vakfı'nda birçok şeylerle karşılaştık. Mesela birinde bir, bir, bir kadıncağızı bir, bir, aylık bağlamıştık. Çocuğu üniversite okuyor, felçliydi. Kadın geldi dedi ki, Hocam Allah razı olsun dedi. En son sizden aldığımız bir parayla dedi. Oğlumun cenazesini kaldırın dedi. Bundan sonra dedi benim bir kuru başım kaldı dedi. Onu ben nasıl olsa geçindiririm dedi. Benim gibi olan birisine bundan sonra maaşı bir şey verin dedi. Buna benzer mesela Abdülkadir Efendi malum hocam evet, bilirsiniz. Yani, yani bu, bu vakıflar da çok mühim. Yani insan şahsi olarak muayyen yere kadar bir hizmet edebilir. Yani vakıf olduğu zaman vakıf, vakıfın çok daha ötere kadar bu hizmeti götürüyor. Yani Osmanlı'da hocam vakıflar toplumu ağ gibi sarmış. Onun için Osmanlı'da halkta bir isyan yok. Halk mesut, halk rahat. Ben burada bir şey arz hocam, hayal. O da şu. Medeniyeti tarif ederken diyorlar ki medeniyet Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği hiçbir hususun Mustafa'nın satırlar arasında kalmaması, kurumsal bir kimlik kazanarak toplumun yarasına, evet. sarmasına medeniyet denir. Peygamber Efendimiz'in hiçbir tavsiyesi sadece hadis olarak rivayetlerde kalmamış, lafta kalmamış. Onlar da bir kuruma dönüşmüş ve toplumun yaralarını saran bir müessese oluşmuş. Esas buna medeniyet diyorlar. Evet. Yani inançların, düşüncelerin e, kamusal e, bir kimlik kazanarak toplumun yaralarını sarmasına medeniyet denir. Bu anlamda esasında Vakıf medeniyeti bir merhamet medeniyetidir. Şefkat medeniyetidir. Bu konuda çok güzel değerlendirme ve tespitleriniz var. O konuda neler söyleyebiliriz? Mesela hocam bu bizim Osmanlı kitabında da var. Osmanlı'ya çok tabi gazeteci geliyor, büyükelçi geliyor filan. Hepsi ittifakla ifadesi, Osmanlı diyor dilencisi olmayan bir memleket diyor. Dilencisi yok. Fakiri var ama dilencisi yok. Bu çok mühim. bu bu ancak neyle oluyor? Bir manevi terbiyeyle oluyor. Yani bu neyle oluyor? Biraz vakıf? yani kendisini o fukara'nın, garibin, yalnızın, hastanın kimsesinin kendi zimmetli olarak idrak ediyor. Mesela Osmanlı'da yani insan yapılmayan hiçbir şey kalmamış. Mesela biz malem Valide Sultan kurduğu vakıf hastanesinde burada diyor hastalar da ücretsiz tedavi edilecek diyor et eğer bulunmazsa diyor av havyanı yetilecek diyor. Limon diyor eğer bir lira olsa diyor muhakkak hastaya bir, bir limon verilecek diyor. Hasta çıktıktan sonra nakat ve geçinceye kadar da hastaya maaş bağlanacak diyor. Bu hangi medeniyette var hocam? Evet. Yine bu Bezmalen Valide Sultan'ın Şam'da kurduğu bir vakıf var. Bu da çok enteresan. Bugün insanın ufku oraya kadar gitmez. Orada diyor iki tane maddesi var bunun. Biri Şam'ın diyor tatlı suyu diyor. Mekke Medine'ye taşınacak atşan olan suzu olan hacılara Şam'ın tatlı suyu içilecek. İkincisi çok daha mühim. Müstahdemlerin, çalışanların kırdıkları eşya tazmin edilecek. Onun kalbi bir diyen batırılmayacak. Çünkü kalp nazargahı ilahidir. Velhasıl saymakta bitiremeyiz. Sadece burada şu var. Bu verirken de enaniyet olmayacak Allah korusun. Ben veriyorum olmayacak. Ben şu kadar fakiri, şu kadarki çalıştırıyorum fabrikamda. Ben ona ekmek veriyorum. Bu çok tehlikeli bir laf. Allah korusun. Sen onu bir bedelle çalıştırıyorsun. O da sana hizmet ediyor. Bu bu ne oluyor Allah korusun? Bu yanlış bir övünme oluyor. Bu da çok sakat bir şey. Yani öyle bir şey ki veren mütevazi olarak verecek. Veren teşükür edasıyla verecek. Hatta ben büyüklerde onu gördüm zarfın içine koyarlardı. Ahmed Efendi, ya Mehmet Efendi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu nedir bu? Ye uzu sadakat, canama sadakaları ben alırım buyuruyor. Bellası İslam bir inceliktir. Merhametin getirdiği bir zarafettir, hassasiyettir. Bu hayvanlara kadar var. Mesela benim çocukluğumda bilirim gördüm ben çeşmeler vardı. Çeşmelerin yanında bir de arklar vardı. Burada hayvanlar gelip su içerdi. O hayvanlar susuz kalmasın. Kuşlar gelip susuz kalmasın. Mezarların bir de yanında yapıyorlar böyle bir Mezarlığın şey. Mezarların yanında yaparlar. İşte bu yani halkın nazarı mahlukata bakış tarzı. Bunu ecdadımız Allah rahmet eylesin çok güzel ifa etmiş ve bir halkta bir bir isyan olmamış. Sadı Şirazi'nin güzel bir nasihati var. Orada diyor ki kapına diyor bir garip gelirse diyor eli boş gönderme diyor. Hoşlanmın az bir şey ver. Allah ki belki bir gün sen de garip olursun. Kapıları dolaşırsın. Gönlü yaralı olanların hatırlarını sor. Onlara bak belki bir gün sen de o vaziyette düşersin. Sen ki bir şey istemek için kimsenin kapısına gitmiyorsun. Bunun şükrünü yap diyor. Bu ehlullah'ın ne güzel bir, bir ifadesi. Bir de yine Sadi şunu söylüyor. Birisine iyilik yaptığı zaman ben efendiyim, beyim, o bana muhtaçtır diye sakın 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 büyüklenme. Bunun misallerini gördük hocam. Yani bu hayatımız boyunca bunun da misallerini gördük. Allah korusun burada da en mühim bir enaniyet bu infakın kanseri. Kul daima büyük bir tevazuyla verecek, teşekkür edasını görecek. Senin o dünya ihtiyacını görüyorsun, o da senin ahiret ihtiyacını görüyor. Olmasa kime vereceksin bunu? Onu bir nimet bileceksin. Senin hayra götür, Allah'a yaklaştırıyor. Fakat tabi bu merhamet dediğini o kadar mühim. Mesela Ömer bin Abdülaziz devrinde fakir kalmadı. Valiler mektup yazdı Ömer bin Abdülaziz'e. E, zekat ver kimse kalmadı. O zaman dedi Ömer bin köleleri azad edin buyurdu. Ve şimdi demek ki bu bir insanın bu merhamet şahsiyetidir, karakteridir ve bir Müslüman farik vasfıdır. Onun için vakıflar hakikaten toplum için çok mühim. Lazımı gayrı müfarik. Yani ayrılmayan bir parçası oluyor toplumun. Tabi bu da ancak İslam'da oluyor. Batı'da, da böyle bir şey yok. Bir misal vereyim. Belki 40 sene evvel İngiltere'de bir zaruretten gitmiştim ben. Orada saat 12'de bu Underground nava yeraltı e, tren var. Oradan önce baktım bir kadın böyle elit, belki 80-90 titiyordu böyle. Arkadaşı da de, dedim ki ben ya burada dedim bakım evleri vardır, hastaneler var. Bu kadın hali nedir? Bana güldü. O dedi burada dedi birisi dedi 10 dedi dolar verecek dedi. Stetlin verecek dedi. Bunu alıp arabaya bindi yarım saat vaktini verecek. götürüp testi mi? Bu burada yok dedi. Anca de anası babası hasta olur dedi. Çantasını hastaneye gider. Çantasını hastaneden çıkar. Çocuğu eğer çok merhametliyse bir sabun götür o kadar dedi. Bak biz mesela ben çocukluğumda bilirim. Bir o zaman verem çok salgındı hocam. çamlık yerlerde onunla birkaç tane verem hastanesi vardı. Bir de gaz biz Biz, biz Erenköy'de o zaman oturuyorduk. O zaman bütün mahalle kimi durumuna göre bir çorba götürürdü. Kime zenginse et, ciğer falan götürürdü. Öbürü muhallebi götürürdü. Yani bir sigorta şeklindeydi. Diğer bir misal vereyim. Mesela bir genç bir kız, yetim bir kız evlenecek. Mahalle ona sahip çıkardı. Mahalle teminatıydı onu. Düğünü yapardı, bohçasını hazırlardı. Zaten zengin ve fakir aynı mahallede otururlardı. Hatta tarhan olsun, reçelli olsun beraber yaparlardı. Tabii o zengin aile onun çok daha fazla ve onu kışın şeyini kısmen temin ederdi. Ya yani nasıl bir uhuvvet, bir kardeşlik vardı. Bugün maalesef bugün yok. Düğünler efendim düğünler ne kötü düğündür ki zenginler çağrılır, fakirler çağrılır. Halbuki düğünler esas fakir alacak, onun duası alınacak. Bizim zaman düğünlerde fakir, zengin, mahalle hepsi bir kardeşlik içinde geçerdi. Ramazanlarda kumaşlar dağıtılırdı, vesaire dağıtılırdı. Mesela ben bilirim peder rahmetli Ramazan'da Erenköy'de iftarlar verdi bahçede. Mesela mesleğine göre çağrılırdı. Çünkü ben daha rahat sohbet etsem birbirine diye. O gün Python arabalar vardı. Arabacılar çağrılırdı. Bir gün çöpçüler çağrıldı. Bir gün efendiler çağrıldı. Bir gün akrabalar çağrıldı. Ve çıkarken de bir diş kirası şeklinde bir hediye verilirdi. Bu da bir Osmanlı bir örftü. Dişinizi kullandınız. Onun için teşekkür ederiz. Bunun için diş kirası dendi. Zarafet, nezaket baştan sona efendim. Evet. Tabii bir de bu konuda ecdadımızın kurduğu vakıflarda toplumun her kesiminin ihtiyacı giderilmiş. Artık millet vakıf kuracağı zaman vakıf yelpazesinde yer arıyor ki ben de bir vakıf kurayım Aha. ama Evet. Hangi toplumda, hangi sahada boşluk var, evet. o sahada vakıf kurayım da, toplumun oy arasında ben sarayım, sarayım e, diye tabii, adam evet. vakıf arayışına girmiş. Mesela ben hatırlıyorum, üzerimde hak olup da helalleşemediğim insanların amel defterine kaydolmak üzere adam vakıf yapmış. Hocam bu, Bursa'da oldu bu, buyurdunuz. Onu Molla Gürani kurdu onu, o vakfı. Molla Güran malum. Evet. Okurdu dedi burada üzerinde hakkı olan kişiler gelip buraya verirler, burada talebe okutulur, hayır hasenat yapılır diye. Evet. Yani bu nasıl güzel bir diğer yanlık yani aman diyor o kul hakkı olanların onları kurtarmak. Evet. Tabi Allah dilerse kabul eder. Amen. Zaten ibadetim her şey öyle. Şimdi mesela yani Ramazan'da büyük mükafatlar var. Tabi burada bunun şartlarına dikkat edilir, bir takva yaşanır. Yine Cenab-ı Hak iltica edilecek. Hatta bir zat diyor, biz diyor Ramazan çıktıktan altı ay içinde o geçtiğimiz Ramazan'ın kabul olmak için dua ederdik diyor. Altı ay da diyor gelecek Ramazan'a kavuşmak için dua ederdik diyor. Efendim çok güzel bir sohbet oldu. Eğer söyleyeceğiniz bir şey varsa onu da söylerseniz evet. dinleyicilerimize ve izleyicilerimize Ramazan nasihat olarak. Efendim ben ancak şunu söyleyeyim son olarak. Evlatlarımız çok mühim yavrularını Allah'ın emaneti. Bunun evet feni bilgi verelim. Okutalım fakat dini bilgileri de mahrum etmeyelim. Çok anne baba da ben diyor çocuğum bu. diyor bir ay iki ay camiye gönderirim orada alırdı. O Al, orada almaz. İslam basit bir kültür değil. Resulullah Efendimiz 23 sene telkin ettiği bir kültürdür. Bunun için maalesef anne baba burada gafil oluyor çok. Halbuki bu dünyevi ilimle ahiret ilmini mezcetmesi lazım. Yarın o avukat olduğu zaman müdafaa ettiğin insanı doğru mu değil mi aldı dava haklı maksimum dikkat eder. Doktorsa merhametli olur. Hangi meslekteyse merhametli olur. Fakat bu, bu mali bu vakit. en sorun, bir, bir, de hocam Yavruların ufak yaşta namaz alıştırmalı. Merhamet alıştırmalı. Malum müddesi sonra bir ayet var. Sakar cehennemine girenler var. Onlar cennete gelenler uzaklandıysa niçin cehenneme girdiniz diyorlar. Ona bilmez Binc biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Fakat namazı küçük yaşta alıştırılır. Sonra kılar, sonra kılmıyor. Sonra kılar, kendini kandırıyor. Ah çekiği ne diyor efendim? İk i̇kincisi biz açları doyuranlardan değildik diyorlar. Demek ki o, o insan ne oluyor? Pragmatist oluyor. Menfaat peres oluyor. Merhamet olmuyor katte. Açları düşünmüyor, düşünmüyor. Rahmetli babam çocuklara harçlık verdi. Mesela 20 lira verirdi. Onun bunun 5 lirasını derdi. Zayıf bir arkadaşına, fakir bir arkadaşına vereceksin derdi. İkinci madde, demek ki bir anne baba evladını baştan namaz alıştıracak. Bir Kur'an kursunu gönderme uzun gün bir, bir, sene orada okuyacak diyor. Ya namaz Kur'an kimse kılınmaz. Düzgün okunması lazım. E, bir sene diyor, bir sene gidecek diyor. Sen bir sene gidecek dünyevi hayattan diyorsun. Fakat sen onun ahiretini mahvediyorsun. Ahireti ne olacak o yavrunun? İkincisi işte merhamet. Aşırı doyuran değildik diyor. Bizim mesela çocukluğumuzda daha bir komşu hasta. O evin çocuğu muhallebi mi? Ne gidecekse o çocuk götürür. Can yani çocuğu merhamete alıştırılırdı. Bu yok şimdi. Çocuğun istediği alınıyor vesaire. Çocuk menfaat peres oluyor. Üçüncüsü, batıla dalanlarla beraberdik diyorlar. Bugün tabi çocuğa ufak yani telkin edilecek de, hak nedir, batıl nedir? Çocuk onun için terakki halinde olacak. Dördüncüsü ne oluyor? Ahirette inkar edenlerden oluyor. Yani hep böyle kara lekeler atılıyor kalbe. Sonra, sonra ölüm geldi, çattı diyor ayette. Velhâsıl bugün evlatlarımız muhakkak bir Kur'an-ı Kerim tezinden geçirmeli. Bir İslam kültürü nedir çocuk bilmeli. Yok bu, bilen yok bunu. Tam camiye git, yat kalk, iki rekat namaz kıldı, cumaları kıldı orada, yahut o da, bayramları kıldı, o kadar. Bu nedir? Bu Allah korusun, bu anne babadan yarın evlat davacı olacak. Eğer yok anne babanı Allah yetiştirirse, o evlat sadaka cari olacak. Ahmet Hanbel diyor, benim diyor, annem diyor, Bağdat çok soğuktu diyor. Bir beni diyor sabah namazında su ısıtırdı diyor, abdest aldır diyor. Giysini giyer diyor çarşın beni caminin kapısına kadar götürürdü diyor sabah namazında. Beni de bu şekilde diyor namaz alıştırırdı diyor. İmam Malik Hazret diyor babam diyor bana diyor bir hadis ezberletir diyor bir hediye verirdi diyor. Ben de bir hadis daha dedim, bir hediye alayım ezber. Öyle bir hal geldi ki diyor. Hadisi i bana zevk ve lezzet haline geldi. Babam vermese bile ben hadis ezberle devam ettim ki büyük bir muhaddis oluyor malum. Bunun gibi Ahmed bin Hanbel'in misal olduğu gibi diğer müçtehitlerde Ebu Hanife'de ve sahipsinde ayrı ayrı misaller var. Velhasıl eğer evladının istikbalini isterse demek ki bir anne baba onu muhakkak ki bir takva üzerine ufak yaşta itibaren yetiştirmesi lazım. İnsan vardır, da dünyadayken kendisi yoktur. İnsan vardır vefatından sonra ömrü devam eder. İşte ehrullah'ın durum durumu budur. Übel Ensar Hazretleri devam ediyor ömrü. Azim Hüdayi'nin ömrü devam ediyor. Ben lazım bunları evlatlarımızı bilhassa bu türbelere götürüp ve bu zatlara malumat vermek lazım. Mesela bir Übel Ensar'a gittiğiniz zaman türbeye giremiyorsunuz kalabalıkta. Yani Selçuk Hoca rahmetli onu söylerdi hocanız. Benim günde ziyaretçim ne kadar derdi? Bir evlullahın ziyaretçisi ne kadar ya, derdi? Evet. <laughs> Bunun için inşallah evlatlarımızı da mahrum etmeyelim. Biraz bu Ramazan-ı Şerif'te türbeleri gezdirelim. Tabii türbelerin bir adabı da var. Ona sade bazen cehaletten e, yanlış bir ifade de. bana azma müdahi şunu ver. Şey bunu ver. O da doğru değil onların makamı var. Makamı dolayısıyla Allah'tan istenir. Evet. Allah inşallah evlatlarımızı salih ve salihalar olarak yetime cümlemize nasip Amin. eylesin. Amin. Evet, Erkam radyomuzun ve Erkam televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, muhterem üstadımız Osman Nuri Topbaş hocamızla buradaki sohbetimizi noktaladık bir başka güzel Ramazan akşamında bir iftar sevinci programında da buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.